Lan! Ahmet, top kaçtı, alsana. Bu hayat böyle geçmez Kardo. Ne bu? Yani ömür boyu Ferhat'ın pis nefesi ve insan değil hissederek mi yaşayacaksın? Rahat ol ya. Orayı kontrol ettim ben temiz. Gelebilir miyim? Ne oldu? Ya ben şey diyorum, vekalet versem ben Kuzey'e, boşansam artık, bitse bu iş. Bir bağlantım kalmasa artık onunla. Önümü görsem ben de, ne yapacağımı bilsem artık. Ailem de yok artık yanımda. Yani beni buraya bağlayan hiçbir şey yok. Yurt dışına gitsem, kendime yeni bir hayat kursam ben de. Bak Simay, ne dedim ben sana? Bizi bundan sonra ancak ölüm ayırır. Ben istediğim sürece benim yanımda olacaksın. Artık senin hayatın bu. Boş hayalleri bırak. Yani ben artık hep burada mı kalacağım? O ev ne olacak? Evi kafana takma sen. Yapacaklarımızı düşün. Kuzey'e ne yapacağız? Onun canını nasıl yakacağız? Kardeşi için göz kırpmadan hapse girebiliyorsa bu adam, onun için kendini feda edebiliyorsa, canı en çok kardeşi zarar gördüğü zaman yanar. Öyle mi? Ha? Aslında Sinan Erler Güney'in durumunu bilseler kıyamet kopar. Zaten Banu'nun ne abisi ne de annesi istiyor Güney'i. Eğer öğrenirlerse evlenmelerine mutlaka engel olurlar. Güney'in de hevesi kursağında kalır. Öğrensinler o zaman. Efendim? Seninki iyice tırsık olmuş. Rüzgardan nem kopuyor. Huzuru kaçmış. Sanki diken üstünde bir görsen. Biraz oyalanayım dedim dükkanda, hemen üstüme atladım. Daha dur sen, daha dur. Tam manyak edeceğim onu. Arkasını kollamaktan boynu sakatlanacak. Ya Demet bir dinle. Ya kızım dinlemiyorsun. Ya anlatıyor. Ya Demet. Neredesin sen? Biz şimdi senin yanına geliyoruz, anlatacağım her şeyi. Tamam, sen söyle yerini. Kuzey'le yanına geliyoruz, anlatacağım her şeyi ben sana. Bak o zaman pişman olacaksın bu söylediklerine, biliyor musun? Durumu öğrenince bu saydırdıklarından utanacaksın. Ya... Ekmek teknem Tuncel abi. Allah Allah. Nasıl bırakıp gideyim? Selamünaleyküm Tuncel Bey. Aleyküm selam. Merhaba. İyi insan lafın üstüne gelir. Hayırdır, benim lafım mı geçiyordu? Ya Bekir'in adamları Hasan'a da dadanmışlar. Yapma ya. Ya birkaç gündür gelip gidiyorlar. Dün gece de gelip camı çerçeveyi indirmişler ya. Vay şerefsiz namussuzlar be. Geçmiş olsun. Ya bunlar bulaşıcı hastalık gibi ya. Bütün mahalleye dadanmışlar. Tuncer abi de sen kurtarmışsın ellerinden. Gözünü seveyim. Benim için de bir görünür müsün onlara? Ya... Müdür ne yapayım ben yani şimdi? Bunlar bugün sana musallat olur, yarın başkasına musallat olur. Anladın? Ya olmuşlar olmuşlar. Bütün mahalleyi haraca bağlamışlar. Ya dayı ben sana o gün mekanda da söyledim. Yani polise şikayet etmek gerekiyor. Yani herkes böyle tırsıkça bunlar daha beter azarlar. Adamın üstüne çökerler.
Yani tek tek dövmekle İstanbul'da adam bitmez ki. Anladın? O yüzden bir şeyler yapmak lazım. Yani bir şikayette bulunmak lazım. Ya al işte Özkan. Şikayet etti de ne oldu? Hiçbir şey ispatlayamadı ki. Adamlar inkar ediyor. Hırslanmışlar, bir de adamın çocuğunu kıstırmışlar gece yarısı, tartaklamışlar. Yeter be. Biterse biter, seninle mi uğraşacağım ya? Tamam lan uzatma, tamam. Bittiyse bitti. Hadi Allah selamet versin. O günden beri benim dükkanın önünden bile geçmiyorlar. Ya dayı. Yani ne yapayım ben şimdi, çarşıda oturup nöbet mi tutayım? Öyle onu yapacak halim yok. Yanlış anlama sakın ha. Ne iş abi? Bir durum mu var? Yok bir şey ya, Bekir'in adamları. Baksana. Yedikleri dayak az mı gelmiş dümbükleri? Ya onlar Emir kulu. Asıl yılanın başı Bekir. İyi. O zaman biz de onu ezeriz. Sinirlenme şampiyon, bir sakin ol ya. Çözülür bir şekilde. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Dünyanın parası mı camlar ya? Sinirde, stresle cabası. Boş ver, geçmiş olsun. Cana gelmesin, bana gelsin de. Bu... Bekir kimdir ya? Nereye gider, ne haber? Ne yer, ne içer bunun? Mekanını falan bilen var mı? Yok ama buluruz. İyi tamam, bulduğunuz zaman bana bir alo de. Tamam. Gider araştırırız icabında, bir derdi, bir sıkıntısı, bir problemi varsa çözeriz yani. Tamam mı? Tamam. Hadi Allah'a emanet be. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Böyle kapı kapı dolanıp da mafya aranmaz ki ya. Ne bileyim lan. Hayatımda mafya aramış adam mıyım ben? Söylediler geldik işte buraya. İyi o zaman. Duvara yazalım. Bekir Mali'yi rahat bırak yazalım. Altına da ismimizi yazalım. O bizi bulsun. Tamam o zaman, hadi buradan dağılalım. Sen git kendine kiralık ev bak. Ben de fırına geri döneyim. Kuzey. Bizim bu iş güç mevzularını da konuşmamız gerekiyor. Tamam, onu düşünüyorum ben. Sen merak etme. Hayır oğlum, ben artık pazarı tezgahı iyice boşladım. Ercan ayıp oluyor. Abim de bir yandan didikliyor. Artık elimizi bir taşın altına sokmamız lazım. Oğlum bak. Taş toprak deyip bana hatırlatma. Benim kafam bozmadı. Tamam, pardon. İyi o zaman. Ben kaçıyorum böyle. Çocuklar top oynuyor. Onlara bakarım biraz. Oradan da yürümeye bakarım. Tamam, hadi eyvallah. Efendim Zeynep. Sizin dükkanın önündeyim. Kaytarmışsın yine. Ha öyle oldu ya vallahi, biraz hava aldım. Anladım. Bu akşam babam Gülten ablayla birlikte sergiye gidecek. Ben de konuştum onunla, izin aldım. Bu akşam evde size yemek yapacağım. Cemre'ye de söyleyeceğim. Sen de Ali'ye söylersin, tamam mı? Bekliyorum. Yok ya, hiç uğraşma, boş ver. Ya ama Kuzey. Lütfen. Hem yanımdan hiç ayrılma diyorsun. Hem de beni ekmeye çalışıyorsun. Yok canım o. Olur mu öyle şey? Tamam o zaman, bekliyorum. Olur, tamam. Akşam görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.